günümüz böyle geçiyor bizim oğlanla. Hadi babam geliyor geliyor. Lan oğlum bu oyunu bari babandan almasaydın ya. Bu oyunu babandan al. İçiyor mu? Bitirdi bile. Ve şu an bitirdiğini geri sıçıyor aşkım. Okey. YouTube'da ilk bebek mukbangine hoş. Mukbangine mukbangine. İşte ona hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 7 aylık bir çocuğa nasıl yemek yedirilir ve ne muhabbetler edilir göreceksiniz. Sol tarafında Ömer Asaf Atik Beyciğimiz var. 7 aylık ve sabırsız bir şekilde yemeğini bekliyor. Hadi bakalım oğlum. Leka 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 leka. Kaynak mı da? Kaynak değil oğlum. Niye korktun? Ben de korkuttum. Ömer'in içine beni yiyor ha valla. Saçımı bari düz yap kümene doğru değil mi? Kızıyor kızıyor. Peçetimizi alalım değil mi? Ömer kızdığı zaman ses aşağı yukarı bu şekil geliyor işte arkadaşlar. Dur bakayım. Duydunuz değil mi? Tamam oğlum gel. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Tatlı mı? Tatlı mı? İşte öyle arkadaşlar yani şu an bakın kusura bakmayın şimdiden kameraya fazla bakamayacağım ama Ömer'le ilgilenmem lazım. Tamam tamam babam geliyor. O yüzden yani bilginiz olsun kimse demesin niye kameraya bakmıyorsun falan filan. Ben burada idare bir çocuğu beslemem lazım çünkü mememden süt fışkırmıyor. Süt fışkırmadığı için de yayla çorbası vermem lazım. Ama bizim oğlan zaten yayla çorbasını aşırı şekilde çok seviyor. Değil mi oğlum? Ramazan ayında iftarda resmen bizimle birlikte böyle bir tane kaseyi komple bitirmişti. Yani bir normal insanın yediği çorbayı eşek sıvası tamamıyla yedi. Değil mi oğlum? Tamam elindekini de bırakma elinde kalsın o tamam mı? Arada ondan da ısır ekmek niyetine. Lika 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 lika. 18-11 2019'da bizim bu oğlan hayata geldi. Allah'a şükürler olsun. Yani doğum bayağı heyecanlı geçti. Sabah 7'de başlamıştı işte. Ondan sonra cuma akşama kadar gitti. 23.11'de mi? 23.15'te dünyaya geldi. Ve ben bayağı mahvolmuştum. Yani Burcu da bayağı mahvolmuştu da ben de bir mahvoldum. Tamam. Turcu ben doğurmadım da Burcu'yla birlikte doğurdum resmen. Ondan sonra işte zaten videolarda da görmüşsünüzdür. İlk evlendiğimiz videolardaki enerjimle şu anki enerjim çok farklı bir şekilde. Niye? Çünkü kameraya karşı konuşmaya alıştım. Ayrıyetten demeyeceğim oğlum ya şu ayrıyetten kelimesini kafamdan silmem lazım. Baba ben hep ayrıyetten diyor. Neden oğlum? Ha? Sence neden? Evet sen bilmiyorsun. Neyse gel bir devam gelin. Leka leka leka. Ondan sonra işte böyle bir ay oldu, 40'ı çıktı. 40'ı çıktığında işte ilk defa bir bebeğin 40'ı çıktığını gördüm. Ve yok paralar atıldı, altınlar atıldı suyun içine falan filan. Bence bunlar batıl inanç ama yine de Burcu'nun hevesini kırmak istemedim. Evet işte ondan sonra sünnet ettirecektik. Doktora gittik çünkü bizim oğlan yarı sünnetli doğdu arkadaşlar. Yani püpürü şu olsa şu alt tarafı sünnetli. Normal bir erkek böyle şeyin ucundan işiyorsa bu şeyin ucundaki alt taraftan işiyor. Ve bu maalesef sünnet ettirilmeyecek şekilde problemli. İşte doktora götürdük. Bebek doktoruna. Dedik böyle böyle bir olay var. Doktor da dedi ki oğlum ben sana veriyorum burada niye masa yiyorsun? Tatlı mı? Ondan sonra işte o dedi ki ya narkozlu yapmamız lazım biz bu ameliyatı. Normal bir ameliyat olmayacak yani birkaç gün kalacaksınız burada. Püpüsünden ameliyat olacak bizim oğlan işte. Neyse olsun sağlıklı olsun sünnet olsun. İleri zamanda yani. Çünkü doktor dedi ki eğer bunun ameliyatını yapılmazsa ve öyle sünnet edilirse ileri zamanlarda ve ileri zamanlarda bayağı bir sıkıntı yaşarmışız. Ne oldu oğlum istemiyorum. Tatlı değil mi? Hı?
Tatlı değil mi? Afiyet olsun. Ondan sonra işte doktor dedi ki böyle böyle. Biz de iyi tamam dedik, bekleriz, sıkıntı değil. Sıkıntı değil dedik, eve geldik falan, bayağı bir şey yaptık. İşte bunun püpüsü kalktığında fotoğraf çekin diyor. Yok neymiş, işerken fotoğraf çekin diyor. Video çekin diyor. Oğlum ben bunun işerken nasıl bekleyeceğim? Genellikle zaten hep üzerime işiyor veya baldızımın üzerine işiyor veya halıya işiyor. Ama öyle bir zamanda işiyor ki yani o an elimizde telefon yok çünkü bu çocuk kaçmaya çalışıyor. Geliyor geliyor, uçak geliyor geliyor geliyor. Şapırdatmayı duyuyor musunuz? İnsanın çorba içesi geliyor değil mi? Şapır şapır. Oğlum, baba. Şapır şapır insan çorba içesi geliyor. Evet işte öyle yani. Ve şu an yani elimizle gözümüzle dikkat ettiğimiz çocuğumuz şu an 7 aylık. Ve 7 aylıkken yani diyorlar ya çocuk aklı falan filan. Yemin ederim çocuk aklı bazı büyük insanların aklından daha gelişmiş bir şekilde. Çünkü arkadaşlar bakın bu çocuk ne istediğini zaten bize az da olsa çok da olsa bildirmeye çalışıyor. Bildirmeye çalışıyor. Ve bu bildirimde genellikle değişik değişik sesler çıkarıyorlar zaten. Yani şu şekil sesleri çıkarıyorlar. Daha önce duyduğunuz gibi ıhlıyor, mıhlıyor, ağlıyor. Garavan garavan gözünüze bakıyor, mutlu. Yani elimizden geldiği kadar çocuğunuzu takip edin. Otomatikmen fark edeceksiniz zaten. Neyi var, ne sıkıntısı var, ne derdi var. Şimdi mesela diş çıkarırken alt dişleri çıkardığında size yemin ederim hiç görmedi yani hissettirmedi bile bize böyle. Yine bir iftardaydık misafirlikte. Orada da Burcu birazcık çorbasından verdi. Çorbasından verdi. Ondan sonra normal kaşıkla verdi. Plastik kaşıkla vermedi. Plastik kaşıkla vermediği için de otomatikmen diş küt küt etti. O an Burcu Semut eğer ilk defa oraya gitmiş olmasaydık yemin ederim ağlayacaktı. Yani sonuçta elindeki mısır çubuğunu şimdi yiyor biraz ekmek niyetine. Su da verir mi babam? Kutopasa. Valla ekmek elden, su gölden, kebap oğlum. Valla senin hayatın keşke bende olsaydı. Dert yok, tasa yok. Tamam, suyumuzu da içtik bakalım. Oo iyi gidiyoruz oğlum, 90 milimdeyiz. Hadi gel. Tamam babam, kızma. Hemen veriyorum. Patron, hemen eskom, kom. Uçak geliyor, 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 Maşallah oğlum. Tüneline kanat verdim bunun. Size yemin ederim var ya, kanadın iki ucunda da et vardı. Bir baktık 10 dakika sürme daha hiçbir yerde uç yok. Cul titriyor ha vallahi yemek vermesem titriyor lan. Oğlum bir insan bu kadar mı aç olur? Tamam biliyorum anlıyorum annenin sütü yok ama buzdolabında var ama ben sana burada ekmek ama ben sana uçak getiriyordum. Tadından da iyi. Oh ekmekliydi ha. Döktük. Vallahi döktük. Neyse elinle de içeceğim. Lan elinle ne içeceğim? He? Ağzını gözünü yedi. Neyse hadi biraz onu ye. Ondan sonra işte onu yedi dedim Burcu sen mi kopardın et parçalarını? Yok aşkım dedi neden? Lan dedim bunda et vardı et yok. Bayağı bir güldük dün. Ondan sonra işte bir günde böyle baba oğul takılıyoruz evde. Niye? Çünkü Burcu artık yani cidden Burcu da bayağı yıpranıyor. Şu şekilde yıpranıyor. Hem yemek yapıyor hem ev işi görüyor. Hem Ömer'e bakıyor. Ömer sabah 7 oldu mu tam 7'de yani 7'ye 5 geçe değil veya 7'ye 5 kala değil. Tam 7'de uyanıyor arkadaşlar. Uyandığı zaman da ne oluyor? Otomatikmen o saatten itibaren günü başlıyor. Ve şu an gelişe başladığından dolayı pazarlara açıldı Allah'a şükürler olsun. Erken yatıyoruz akşamlarız. Yani yatsı namazından sonra direkt yataktayız. Yine erken değil ama yatsı namaz yani. Sonuçta Allah bize bir farz bir şekilde namaz kılmış. Namaz vermiş farzımız. Onu da dur bana böyle böyle al 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 titreme lan titreme sinirden titriyor titriyor sinirden titriyor. Şey yıkıldıktan sonra yatıyordu arkadaşlar. Lakin bizim oğlan al oğlum.
anne sütü aldığı için her 2 saatte bir uyanıyor ve anne sütü almasına rağmen ve diş çıkarmasına rağmen, yani normal bebekler diş çıkarırken kilo verir veya anne sütü değil de mama aldığı zaman da kilo alır, ama bizim oğlan anne sütünde kilo alıyor. Vallahi helal olsun ha. Diş çıkartırken bile zayıflamadığından. Hatta kilo verdi. Yok pardon, kilo aldı. Şişko. Çok mu geldi abi? Böyle bana aşk dolu böyle bakması var ya, böyle beni mahvediyor. Yemin ederim böyle aşırı şekilde. Allah kimseyi evlatsız bırakmasın arkadaşlar. Yiyelim mi devam babam? Hı? Uçak gelsin mi? Uçak geliyor. Vum 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 vum. Korona'da tek bizim uçak kalkıyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Heyecana bak, heyecana. Oğlum insan yemek görünce bu kadar heyecanlanır mı ya? Hı? Yere de döktük. Nay. Baba yedirecek. Sen daha büyümedin o kadar. Al şunu. Gel Ömer. Ömer uçak geliyor. Hello. Pişt. Oğlum orada bir şey yok. Allah'tan önlüğü var ha. Eğer önlük olmadı, yedirseydim mahvetmiştim. Lan oğlum batırdın. Anne daha bir gün yeni temizledi. Neyse ben biraz sonra ortalığı bir sileyim süpüreyim de anne de biraz geldiğinde dinlensin. Şimdi soracaksınız ki Burcu nerede? Burcu hamama gitti arkadaşlar. Burcu bir gün hamamda takılıyor. Burcu bir gün hamamda takılıyor. Bir gün bizim burada Türk hamamı var işte. Sahara hamam diye. Al oğlum. Zahara hamam diye bir hamam var arkadaşlar ve bu hamamda da işte haftanın 3 günü görüyorsunuz değil mi? Sen babayla ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Al bakayım. Gel baba. Gel. Ham. Hadi. Sen yemeyeceksin. Ben yedireceğim. Sen yediremezsin. Ne yazmış? Böyle işte. Bizim günümüz böyle geçiyor benim oğlanla. Hadi babam geliyor. Lan oğlum bu oyunu bari babandan almasaydın ya. Bu oyunu babandan almasaydın. Lan bu çocuk da açken hani benim gibi. Böyle açken biz değiliz. Böyle insanlıktan çıkıyoruz. Böyle Samet benim yakın arkadaşım. Hem komşum hem böyle kısa sürede kardeşim gibi. Al. Lan tabaktan yemeyeceğim. Kaşıktan yemeyeceğim. Lan oğlum çıkarma. Uyut. İşte bu 2-3 senede çok yakın bir arkadaşlık kurduk. Yani kardeşim gibi sevdiğim biri. Vallahi helal olsun. Türkiye'deyken, size yemin ederim Türkiye'deyken geliyor baba. Elinle yemeyeceksin. La. Böyle kahvaltı salonuna gidene kadar kimse yani benimle kimse konuşmuyordu. Burcu bile. Yani sabahın köründeyse 10 tane sigara içer mi ya? 10 sigara, 2-3 kahve. Al. Bak vermem bende. İstiyor mu istemiyor mu? İstiyor mu istiyor? Lan elinde yemeyeceksin. Ben yedireceğim. Oğlum benimle savaşma. Ben senin babanım. Benimle savaşma lan. Gülü. Baba. Az kaldı az bu bitecek tamam. Bu bitecek. Ondan sonra 100 milim daha su var. Ondan sonra bir 100 milim daha içeceksin. Ondan sonra günlük 400 milim suyunu içmiş olacaksın. Gel bakayım. Gel. Aç ağzını. Sakin ol.
İşte bu çocuk da aynı benim gibi. Acıktığı zaman kimseyi tanımaz. Ne anasını, ne babasını, ne de sülalesini. Ama doyduğu zaman da böyle mutlu, böyle. Oo, döktük babam, vallahi döktük ha. Böyle mutlu oluyor işte, şapırta şapırta. Yok oğlum sana. Tabak yok sana. İlla tabağı istiyor. Sana tabak yok babacığım. Al. Savaşıyor benimle ya. Çıkar beni buradan diye. Ama sen yemek yemen lazım. Oğlum da tıs hiç tadı yok la. Tıs hiç tadı yok la. baba orta pama gösterilmez lan. Terbiyesiz. Ağzın yüzü çarpı oldu lan. Paspa. Şişko. Daha oğlum 7 aylık bebekle mukbang videosu çekiyoruz. Nasıl bir duygu? He? Anlat bakalım nasıl bir duygu, güzel mi? He? Güzel lan. Sen öylesin. Benim oğlum. Gel bakayım. Ham. Şşt. Alo. Ham. Ne olur insan oğlu için, yemin ederim var ya, bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarım, bütün bu videoyu izledikten sonra bana küfür eder veya benimle dalga geçer. Vallahi hepinizin Allah ıslah etsin. Helal, al su iç, patron. Sizin de çocuğunuz olduğu zaman, yemin ederim her türlü maymunluğu yapmaya hazırsınız. Ya ben zaten insanları takmamayı bu eve girdiğimden beri öğrendim. Çünkü bu eve girdiğimden beri cidden böyle kim dost, kim arkadaş, kim kötü gün dostu, kim iyi gün dostu. Hele bu korona zamanında cidden bakın kim iyi dost, kim kötü dost gördük. Yani şöyle söyleyeyim. Çok nadir dostunuz var. Ve bu sokaktaki benden yaşça küçük olan o aile falan. Yani cidden bakın. İlk derece aileniz, anneniz, babanız. Tamam mı? Onlar babam, Ömer. İlk derecede cidden anneniz, babanız. Hatta çıkar oğlum, hepsini çıkar. Oğlum senin üstün başın da iyiydi. Ne yapacağız biz? Senin ağzın yüzün de iyiydi. Çok önemli. Cidden bakın. Annenizi, babanızın değerini bilin. Ondan sonra komşunuz, cidden bakın. Komşunuz kim çok önemli. Benim şimdi başım sıkışsın, aradım. En fazla 5 dakikaya komşum burada. Niye? Daha önce bahsettiğim gibi kardeşim gibi sevdiğim arkadaşım var. Ondan sonracığıma buradan arabayla 5 dakika uzakta oturan arkadaşım var. Yani bunları arayayım şimdi, hemen gelirler. Vallahi gelirler yani. Al oğlum. O yüzden bir dakika telefonum çalıyor. Alo. Ne yaptınız? Ömer'le mukbang videosu çekiyoruz. Ne yiyorsunuz? He, Ömer'e yoğurtlu çorba içiriyor. Ha. İçiyor mu? Bitirdi bile ve şu an bitirdiğini geri sıçıyor aşkım. Okey. Onda da meraklı o zaman ne? Galiba. Bilmiyorum. İyi duruyor değil mi? Daha yeni yarım saat uyudu. Nasıl uyudu? Hiç. Normal, ayet-i kürsü okuyarak, Allah Allah çekerek, bir baktım gitti. Yatağa mı girdiniz? Yok, oturma odasındaydık. Bu zaten gözünü kaşıyordu. İyi. Bize sıra gelmedi, şey yapıyoruz. Çöğün yapıyoruz. Tamam, yok. İyi, hadi görüşürüz, ben bir sorayım dedim. Çok güzel bir mukbang videosu olacak ha. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Aslında bu videoyu
devam edecektim de Ömer Asaf Beyciğim iş yapıyor şu an, anlarsınız ya. Galiba onda da laktoz hastalığı var, alerjisi var süte karşı veya yoğurta karşı, hani babası gibi. Hiç dayanamıyor. Neyse, ben de bir sigara içeyim o işini görürken. Ben de rahat rahat, bu da rahat rahat güzelce işini yapsın. Ondan sonra şu 4-5 kaşıklık yemeğini de bitiririz. Ondan sonra elini yüzünü yıkarım çünkü elini yüzü çok kötü gözüküyor. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Gitmediyse bile kusura bakmayın. Hiç umurumda değil. Benim canım bugün böyle çekmek istedi. Böyle çektim. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Değil mi oğlum?